bayrağı aldık, götüreceğiz ama giderken de bu mesela bu elim kazada kendimizi suçlamıyor muyum? Suçluyorum açıkçası. Tedbirler alınmadı diye. Bunun içerisinde daha hızlı süreç döneceğini düşünüyorum. Bunun için de sizden bir şey istiyorum, söz istiyorum, tamam yapalım diye. Ekibim bir şeyde AK Parti'de yönetimdeler. Yani bu şekilde başladık bakalım. İnşallah tamamlayabiliriz. İnşallah. Yani bize mutlaka yarından sonra bildirin. Bizim telefonluk işimiz oluyor veya kısa bir görüşmede çözüyoruz ama arkadaşlar imal ediyor veya biraz bize de destek olmak gerekiyor ve biraz takip edeceğiz. Yani kuruma bir söylüyoruz, çözdü mü çözmedi mi bir daha geri dönüş olması lazım. Bu yüzden sizler de mutlaka konuşmamız zaten mümkün değil. Şimdi kurumdaki işte biz 15-16 tane il başkan yardımcımız var. Hepsi hakikaten yani üniversite mezunu, lise mezunu aralarında bildiğim kadarıyla yok. Kurumlara iletişimleri kuvvetli, görüşebilirler. Onları rahatsız edelim, konuları toplu şekilde ilçe başkanımıza da durumları aktaralım. Çözülene kadar gidelim. Bizi haftada bir defa yol üzeri olduğu için görüyordu, arıyordu ama bir defa o konudan bahsetmedi. Sağ olsun zaten başkanım bir çözüm anlamında zaten koordinatör, çok ilgili iki koordinatörünüz var. Yani en son toplantı bitip sizin sıkıntıyı söyleyene kadar mutlaka bekle lazım. Takip sadece. Hani ekmüsü anlamında demiyorum. Siz de belki ya ben arayıp durmayayım diye mahcup oluyorsunuz ama bu konularda olmayalım. Başkanım ne yüz yüze aramız bize geldi. Yüz yüze okulu var. Anadolu'nun üzerinde. Yani burada alıp bitiyor. Alır yapay. Zamanla yapmışlar. Üç kardeş. Üç aile olmuşlar. Oraya mahalle de vermişler. Gerçi de çok büyük. Onlara ne nasıl çözüm üretmek lazım? Ben şunu anladım. Değerli başkanımızla bir koordinasyon toplantısı yaptık. Sağ olsun hem kendileri hem kadın ve gençlik yönetimleri daha olmak üzere ilçe yönetimimiz ilçeyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa hepimiz elimizi taşın altına koyacağını söylediler. İnşallah İsviçre'de büyük bir birlik, beraberlik var. Tüm artık bugünden itibaren yeni bir sayfa açarak İsviçre için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber takip edeceğiz, çalışacağız, elimizi taşın altına koyacağız dediler. Ben bu birlik beraberliğin Rabbim inşallah devam etmesini, tüm İsviçre hizmet olarak yansımasını temenni ediyorum. Burada kıymetli başkanlarıma da daha önce yapmış olduğu hizmetlerde ve şimdiden sonra yapacağı hizmetlerden her zaman arkasında olacağımızı söylüyorum. Rabbim inşallah muvaffak etsin. Nazardan, kazadan, beladan inşallah korusun. İSYESAR şu kalan 2-2,5 yıl içerisinde inşallah tüm yatırımları almaya hak ediyor. Bizler de, vekillerimiz de, değerli bakanımız, yine teşkilatlarımız her zaman takipçisi olacaklar. Ben burada başta Cumhurbaşkanımıza ve genel merkezdeki tüm yöneticilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliği beraberliği bozmasın inşallah. Teşekkür ederiz. Ahmet Sayın Başkanımızın AK Parti'nin bayrağı altında katıldığı için birlikte istişare toplantısı yaptık. İnşallah İstişare için her birimiz ayrı ayrı birer fert olarak birlik beraberlik içerisinde ne gerekiyorsa bu bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Teşekkür ederim. Sağ ol. İstişare'de belediye başkanı seçildiğimiz günden beri birçok hizmetin yapılması için projelerimiz, çalışmalarımız vardı. Ama dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la birlikte yürümek, bu teşkilatla birlikte yürümek, bir aksiyon hareketi ve hizmet hareketi olan AK Parti'ye katılmaktan çok memnunum. İstihsar her şeyin en iyisine, en güzeline layık. İstihsara bu önümüz süreçte en güzel hizmetleri ben teşkilatlarımıza en alt kademeden en üst kademeye kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız ve diğer tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde İstihsar'ı hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyorum. Saygılar sunuyorum.